Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber hünerlerden bahsedeceğiz. Benim hüner dağılımlarımı sizlerle paylaşacağım, kendi yapmış olduğum. Ondan önce yeni gelen bir etkinlikten sizlere bahsetmek istiyorum. Eminim birçoğunuz zaten görmüşsünüzdür. Burası Sınırlı Mücadele Çılgın Şef. Burası usta aşçı madalyası veriyor ve toplam 10 tane veriyor. Yani bunların hepsini yaptığınız zaman aşamaları 6 tane aşama var. Hepsini yaptığınız zaman usta aşçıyı alabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi usta aşçı menzilli max CP %50, ordu savunma %25, menzilli saldırı %30 veriyor. Ancak 10 tane madalya olduğu için yalnızca alabiliyorsunuz. Üstünü madalyalarla yine tamamlamanız gerekecek. İlk meydan okuma yakıcı ve primadonna ile yapılabiliyor. Ayrıca eğer paralı kahramanlarınız varsa da bilgi dokuyucu ve cadı bebekle de yapılabiliyor. Bu birinci aşamayı aynı zamanda primadonna ve kar kraliçesi ile de yenebilirsiniz. Devamını ne yazık ki ben de bilmiyorum. Onları da İlerleyen zamanlarda VGamers hesabımda paylaşıyor olacağım. VGamers'tan beni eklemediyseniz kullanıcı adım Rüyam. Kesinlikle ama kesinlikle ekleyin. Gönderilerimi takip edebilirsiniz. Orada daha fazla aktifim, daha fazla şey paylaşıyorum. Yani bence takip edin. Evet, gelelim bugün ne yapacaktık? Bugün hüner dağılımlarından bahsedecektik. Şimdi uğraşmayacağım. Elim alışmış Kolezyum'a gitti. Kolezyum'da ikinci rütbedeyim. Bire geçebilirim ancak bununla daha sonra ilgileneceğim. Şimdilik dizilimim bu. Bu dizilimle savunma yapıyorum. Savunmada vahşi savaşçı, bilgi dokuyucu, cadı bebek, gül şövalyesi ve kızıl kargayı kullanıyorum. Kolezyum'da birinci olan arkadaşımız da görmüş olduğunuz bu dizilimi kullanıyor. Sadece şu en sondaki kahraman bende farklı, onda farklı. Başka... Burada tutsaklarım var. 10 tane tutsağım var. 59-60 seviyelerde. Evet. Sizinle buradaki bir anlaşmaları da açalım. Bayağı anlaşma biriktirdim. 10 tane kara kanat. 5 tane zıp zıp anlaşması. Anlaşma 3. 518 tane. 57 tane de anlaşma 2 var. Hadi sizlerle şuradan başlayarak bunları da bir açalım. Anlaşma 3 bayağı biriktirmişim bu arada. Fazladan güzel rünlerim kalacak. O rünleri de seviye atlatmak için kullanacağım. Son 18 tane daha anlaşma 3 açıyorum. Kara kanatlı zıp zıpın da bu arada çok az rünü kaldı. Bunları da yakında tamamlayacağım. Bu arada ben şöyle bir yol izliyorum. Önce rünleri tamamlıyorum. Daha sonra da bunların seviyelerini hızlı hızlı yükseltiyorum. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz isterseniz. Evet, hadi geçelim şu hünerlerimize. Bunları birkaç video dedim, birkaç ay önce, hatta 5-6 ay önce yaptım bir videoda kısa kısa göstermiştim. Ancak şimdi sizlere tam olarak neye neden verdim hepsini anlatacağım. İlk üçlü kombodan başlıyoruz. Üçlü kombo dediğim artık alışmışsınızdır eminim videolarımı izleyiz diye. İnşaat, araştırma ve eğitim hızından oluşan üçlü kombom. Aynı cadı bebek gibi. Bu arada cadı bebek dediğim kahraman da bu. Gerçekten muhteşem bir kahraman. Eğer alabilecek gücünüz varsa bu kahraman almanızı zaten şiddetle tavsiye ediyorum. Ama alabilecek gücünüz varsa. Dipnot. Üçlü kombomun sağ tarafından başlıyorum o zaman. Sağ tarafımda inşaat hızı 1 var. Öncelikle bunu full verdim. %40 oranında inşaat hızı veriyor. Onun hemen altında araştırma 1 var. Bu araştırma 1 de aynı şekilde %40 araştırma hızı veriyor. Oradan aşağıya doğru indiğimizde ise inşaat hızı 2 bizleri karşılıyor. Bu da %65'lik bir inşaat hızı oranı veriyor. Bu da toplam %105'lik bir inşaat hızı vermiş olduğunu gösteriyor. Daha önce yaptığım inşaat hızını nasıl arttırılır isimli videomu izlediyseniz zaten orada da söylemiştim. Eğer izlemediyseniz hemen sağ tarafta i işaretinden çıkan yerden izleyebilirsiniz. Altında ise araştırma 2 var. Araştırma 2 %65 veriyor yeniden. Bu ikisi aynı oranları veriyor. İnşaat hızı ve araştırma hızı ikisi de %105'lik bir oran veriyor.
Aynı şekilde buna da bir video yapmıştım. Araştırma hızı nasıl artırılır? Hemen sağ tarafta i işaretinden çıkan videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Alt taraflarını ise toplama 2 ve maksimum yük 2 verdim. Ama çok da vermeniz şart değil. Başka bir şey de verebilirsiniz. Ben üçlü combo üzerimdeyken toplama yaparsam hani bir daha hüner değiştirmeyeyim diye yaptığım bir şey. Hemen sol tarafa bakacak olursak sol tarafta da eğitim hızı 1 %30'luk oran veriyor. Hemen onun altında da eğitim hızı 2 var. Eğitim hızı 2 de %92'lik bir oranla eğitim hızlandırıyor. Bu ikisini toplayınca da yine %122'lik bir orana tekabül ediyor ve bu gerçekten mükemmel bir oran, özellikle eğitim hızı bu kadar lazımken. Görmüş olduğunuz gibi sadece bunlara verdim. Yani üçlü komboda inşaat hızını, eğitim hızını ve araştırma hızını fullledim. Bunu takınca, yani bu hüneri direkt takınca üçünü birden tek bir hünerde yapabiliyorum. Aynı zamanda toplama için de kullanabiliyorum. Hemen diğer bir kalıtsal hünerime geçeceğim. Bu kalıtsal hünerde de üretim. Üretim zaten hepinizin bildiği ve eminim ki birçoğunuzun bu şekilde ayarladığı bir bölüm. Çünkü üretim olmadan ne yazık ki ne araştırma basılıyor ne asker basılıyor. Üretim şart. Üretim kesinlikle şart. Benim üzerimde bu kadar kaynak varsa ki hemen size kaynakları göstereyim. Hem yağmadan elde ettiğim, hem toplamadan elde ettiğim, gün içerisindeki üretimden elde ettiğim, görmüş olduğunuz kadar kaynağım var. Yani bunlar bir günlük ürettiğim, topladığım vesaire olan, ancak yine de yetmiyor. Özellikle de sonraki ileriki araştırmalarda hiçbir şekilde yetmeyecek. Eğer başlangıç düzeyindeyseniz bir tane depo açmanızı öneriyorum. Depo için ürettiğiniz tüm kaynakları ona aktarın ve kalkanı lütfen unutmayın. Aynı şekilde ondan da üretim yapabilirsiniz. Topladığınız tüm kaynakları, aldığınız video olsun vesaire, onları da depoya aktarabilirsiniz. Daha sonra da zaman gelince o depodan kullanabilirsiniz. Yani kendini hesabınıza aktarabilirsiniz. Ben oyuna ilk başladığımda zaten birkaç tane depom vardı. O yüzden rahattım ama şu aralar altın hiçbir şekilde yetmiyor. Bunun ceremesini siz çekmeyin. Evet, hemen hünerler devam ediyorum. Üretim demiştik. Üretimde buralara hiç vermedim. Normalde işte CFR üretimi 1 falan bunları da verebiliyorlar. Ama ben hiç öyle bir şey yapmadım. Çünkü alttakiler daha fazla veriyor arkadaşlar. Üretim ünerimde kereste üretim 3, CFR üretim 3, taş üretim 3, altın üretim 3'ü fullledim. Şöyle görebilirsiniz, %288'lik bir oran veriyor. Muhteşem bir oran. Ekipmanları takınca bu bende böyle %600'e falan fırlıyor. Ve gerçekten mükemmel. Gıda üretimi yok, çünkü gıda üretimi yapmıyorum. Nereden baksanız 3 milyon askerlerin maliyetine gidiyor ve ben hani onu asla karşılayamam. Onun yerine çantanı açıp kullanıyorum. O daha mantıklı. Eğer hesabınızda asker varsa gıda üretimine kesinlikle vermenizi önermiyorum. Eğer az önce dediğim gibi bir deponuz varsa deponuzda asker hiç basmayın ve onu da biriktirin. O daha mantıklı. Bir de toplama 2'ye 40 tane kadar vermişim. Geriye kalanlarını vermişim. Bunun nedeni de yine az önceki üçlü kombodaki gibi, bu hüner üzerinde takılıyken zaten geceleri genelde yatmadan önce bunu ayarlıyorum ki o saatler arasında üretim yapsın. Aynı şekilde toplamaya bırakıyorum. Toplamaya bıraktığım için de bunu kullanıyorum. Yani aynı hünerde değiştirmeden bunu da kullanmış oluyorum. Ama siz bunun yerine şuradaki altın üretim 2'yi yapabilirsiniz. Hem altın üretimi 2'yi hem de ya cevher üretimini ya da kereste üretimini fullleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama bu aşağı taraftaki üçleri kesinlikle yapmalısınız. Toplama 2'ye vermek istemiyorsanız da 20'şer 20'şer altın üretimine, kereste üretimine, cevher üretimine bölebilirsiniz. Evet, geldik saldırı için kullandığım hünerlere. Bu saldırı hünerleri gerçekten çok önemli. Özellikle benim gibi birçok seti olan ve sürekli değiştiren, gittiği askere göre ya da işte tuttuğu hisara göre değişiklik yapan kişiler için burası, bu kalası hünerlerdeki bu alan gerçekten çok önemli. O zaman hadi piyade menzili bir inceleyelim. Evet, piyade menziliye girdiğim zaman bölük taarruzlu bir %5'lik ordu saldırı veriyor. Zaten ordu saldırı veren tek yer bölük taarruzlu 1. Alta iniyoruz. Menzili taarruzlu 1. %7 veriyor. Piyade taarruzu full. O da %7 veriyor.
Bölük savunması yok. Savunmaya çok fazla önem vermedim. Zaten en son 22 tane hüner kalacak. Bunları da bölük savunması 2'ye verdim. Çünkü o daha fazla oran veriyor. Yani buraya vermenize gerek yok. Bölük sağlığını fullledim. Burası %13 max CP veriyor. Menzile taarruzu aynı şekilde fullledim. Burası %10 veriyor. Piyade taarruzu da %10 veriyor. Süvariler yok zaten. Piyade menzilli adı üstünde. Piyade taarruzu 3, %53 veriyor. Piyade saldırının toplamı %70. Menzilli saldırının toplamı da %70 yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de son olarak bölük saldığı 2'ye verdim. Bu da %87'lik bir oran veriyor. Max CP çok 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 önemli arkadaşlar. Daha önce Max CP'nin ne işe yaradığını bir videomda anlatmıştım. Aynı tip askerlerin karşı karşıya geldiklerinde daha güçlü olabilmesi için Max sağlık puanının olması gerekiyor. Daha fazla asker öldürmek için, daha güçlü olmak için. Yani daha dayanıklı olur diyebilirim. Bölük sağlığı da %100'lük bir orana sahip. Az önce dediğim bölük savunması 2 de burası. Geriye kalan son 22 hüneri de buraya verdim. Ve buradan da bize %18'lik bir ordu savunma gelmiş oldu. Gelelim piyade süvari kalısı hünere. Piyade süvari de yine bölük taarruzu 1'i fullledim. Süvari taarruzunu fullledim. Piyade taarruzu full. Bölük sağlığı 1 full. Piyade taarruzu 2. Süvari taarruzu 2, piyade taarruzu 3, süvari taarruzu 3. Burası yine piyade ve süvari olarak %70'lik bir saldırı oranı veriyor. Bölük sağlığı aynı şekilde, bölük savunması da aynı şekilde son kalan 22'yi veriyoruz. Oranlar piyade ve süvari haricinde aynı. Süvari menzili de bölük taarruzu 1, süvari taarruzu, menzili taarruzu, bölük sağlığı 1, menzili taarruzu 2, süvari taarruzu 2, süvari taarruzu 3, menzili taarruzu 3, bölük sağlığı 2 ve bölük savunması 2'den de 22 tane hüner verilmiş. Bu gösterdiğim 3 tanesi piyade menzilli, piyade süvari ve süvari menzilli. Bunları yine şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Bunları ben bu şekilde kullanıyorum. Aynı şekilde bunların bu isimlerde ekipmanları da bulunuyor. Evet, şurada bir de karışık var. Bu karışığı da sizlere göstermek istiyorum. Karışık daha çok savunmadayken karşı tarafın bana neyle geleceğini bilmediğim sıralarda kullandığım bir tür. Yani ben bunu takıyorum. Ve içtima yola çıkmışken formasyonumu ve ekipmanımı değiştiriyorum. Bir daha burayla uğraşmam gerekmiyor. Çünkü piyade savunacağım tutar. Ve bakarım ki karşı taraftan gelen askerler süvaridir. İyi bir içtima kaptanı tarafından açılmıştır. Sıkıntı olabilir hemen. Karışık hünerler varken formasyonumu değiştirerek ve ekipmanımı değiştirerek çok güzel bir şekilde savunabilirim. Bölük taarruzu 1, ordu saldırı %5. Piyade, süvari ve menzilinin birleri yok. Bölük savunması yok. Bölük sağlığı 1 full. Menzilli taarruza 6 tane vermişim. Piyade taarruzu 2 ve süvari taarruzu 2 fulllemişim. Piyade taarruzu 3, süvari taarruzu 3, menzilli taarruzu 3'ü de aynı şekilde fulllemişim. Bunu genelde savunma odaklı düşündüğüm için piyade taarruzu 2 ve süvari taarruzu 2'yi fullledim. Genelde menzilli savunmuyorum çünkü menzilli de T1'lerim var. Yani menzilli hiç savunmuyorum. O yüzden bu şekilde ayarlamışım. %63 piyade saldırı, %63 süvari saldırı, %54,5 da menzilli saldırı alabiliyorsunuz. Yine ilkinden çok uzak rakamlar değil. Yaklaşık %7'lik bir düşüş oluyor. %7 de aslında o kadar önemli değil. Zaten onu hero'larla vesaire ekipmanlarla ayarlayacaksınız. En son olarak da toplama var. Toplamada da ayrı bir şekilde maksimum yük 1, %17. Toplama, yani toplama hızı veren bu hüner full %17 ve
toplama 2 ile %100. Maksimum yük 2, %100 olmak üzere. Bir de en son kalanlarına altın üretimi 3 ve cevher üretimi 3'ü vermiş oldum. Bu da genellikle benim festival zamanlarında karo 5 toplarken kullandığım hüner dizilimi, ama çok da önemli bir dizilim değil, isterseniz yapmayabilirsiniz. Üretimde ve üçlük komboda gösterdiğim gibi arta kalanlarla toplam 2 ve maksimum yükü de zaten yapabilirsiniz. Bunlar zaten başlı başına %100'lük bir hız veriyor. Şimdilik gösterebileceklerim bu kadar. Benim set 9 ve set 10'um boş. Üçlü kombo, üretim, piyade menzilli, piyade süvari, süvari menzilli, toplama ve karışıktan oluşuyor. Zaten hızlı değiştirme bölümümde yaklaşık bunlardan oluşuyor. Bunları da ileriki zamanlarda bakabiliriz. Şimdilik bu kadar değerli arkadaşlarım. Elimden geldiğince ve bilgim yettiğince sizlere bunu aktarmaya çalıştım. Bunun dışında merak ettiğiniz herhangi bir konuyla ilgili video çekmemi istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Bunlar dışında iki ufak duyurum daha olacak. Bu iki ufak duyurumun ilki, bundan sonra Google Play kod ve Apple Store kod çekilişlerimizin yanı sıra, yani onlar devam edecek. Ayrıca 100-200 TL'lik Steam Key hediye edeceğim. Bunlar için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çünkü onlar her an gelebilir, her an herhangi bir videonun içinde olabilirler. İkinci duyurumsa, bundan sonra bir seriye başlıyoruz. Sandık açılımı serisi. 100-200 adet biriktirdiğim sandıkları sizlerle beraber açacağız. Hatta bazılarını teker teker açacağız. Böyle 1000 tane sandığı tek tek açacağız. Ve bakalım neler çıkacak, neler olacak. Ben de merakla bekliyor olacağım içlerinden neler çıkacaklarını. Bayağı uzun videolar olacak benim düşüncem. Yani şöyle 15-20 dakika civarı olabilir. Çünkü konuşarak çekeceğim. Umarım onları da beğenirsiniz ve onları da takip edersiniz. Bunlar dışında istediğiniz videoları yine az önce dediğim gibi yorum olarak yazabilirsiniz. Bilgi videolarının ve eğlence videolarının, deneme yanılma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı, güzel yorumlar yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.